Bir de deniz hayvanı, bakalım deniz hayvanı bu üstüne var. Deniz hayvanı. Evet. Şuraya bak. Tamam, yavaş ne kadar sürede? Yani ben aşağı yukarı... İstiridye. İstiridye fosili. Bu istiridye. Yani inciler bunun içinde oluşur. Köpek balığı dişleridir. Bu gördükleriniz deniz hayvanlarından köpek balığı dişleri. Dişlerdeki mineler ve dikkat edilirse bu kıyılardaki küçük tırtıklar. Şimdi şunlar mine çizgileri. Bunlar da dişin üstündeki tırtıklar. Yani tabir yerindeyse dişlerin dişleridir onlarda. Bakın bunda da aynı şeyler var. Bunlar köpek balığı mı? Köpek balığı dişi ve şu gördüğünüz doku da hayvanın dokusu. Yani bu taş değil. Bunları biz deniz yıldızlarına benzetiyoruz. Ancak ışınların arasında fermuar benzeri bir yapı var. Zoomlayabilirseniz şurayı alın lütfen. Şurası. Şimdi şu deniz yıldızını ışınlarına benzeyen yapıların arasında fermuar gibi iç içe geçmiş plakalar söz konusu. Bunda da o ışınlar arasındaki fermuarımsı yapı var. Bir de bunun ortasında eğer zoomlayabiliyorsanız daha farklı böyle yuvarlak yuvarlak farklı yapılar vardır. Aynı şeyler burada da söz konusu. Bu ikisinde de söz konusu. Bu istiridye, bu salyangoz, bu da midye. Bu bir kemik ama ne kemiği olduğunu bilmiyorum. Omurgalı bir hayvanın kemiği. Fosil olmuş. Fosil. Şurada da kemikler var. Bunlar bir solucan fosili. Solucan. Hepsi tek parçaydı. Araziden getirirken kırıldı. Bir yer güneyinde bir yerde bulunuyordu. O zamanki Kocaköy. Bu fosil eksiksiz bir istiridyeye ait. Yaklaşık 30-35 seneden beri bulduğum ilginç fosilleri toplarım. Onları bir araya getiririm. Bunlarda görülen başlıca böyle taksonomik türler şunlardır. Midyeler var, istiridyeler var, deniz yıldızları derisi dikenliler var, salyangozlar şeytan minareleri var, omurgalı hayvanlar var ki bunlardan mesela bir köpek balığı dişleri vardır burada. Arazide benim bulup buraya getiremediğim veya arkadaşlarım bulup bana göstermediği çene kemikleri var, uluk kemikleri var. Bunların hepsi bazen ayrı ayrı, bazen hepsi bir arada aynı kayada bulunabiliyor. Bir de burada benim tanımlayamadığım bir bant vardır. Bu bant birkaç 10 kilometre uzunluğunda fakat 50 metre veya 60 metre genişliğinde dümdüz çekilmiş bir hat gibi duruyor. Bu hatın üzerindeki fosiller özellikleri şu, hayvanlarla bitkiler bir arada bulunuyor. Buraları inceleyen Profesör Doktor Sabri Akdoğan ile Katrin Tuzcuoğulları'nın bana anlattığına göre bunların oluşum süreci 350 milyon sene kadar önce başlamış ve 5-6 milyon sene öncesine kadar sona ermiştir. Hadise şöyle olmuş. Onların anlattığına göre şu anda arazi, ayağımızın altında bulunan arazi yılda 10-15 milimetre kuzeye doğru hareket halinde ve 5-6 milimetre de yükselme söz konusu. Süreç başladığında şimdiki Kocaköy Tetis Denizi'nin altındaydı ve koordinat olarak şimdiki Suudi Arabistan-Irak sınırlarının bulunduğu yerdeydi. Tetis Denizi'nin dibindeydi. Afrika Arabistan plakası kuzeye doğru gelmekteyken Anadolu
o zaman yok. Avrasya'yı hem kuzeye doğru itmeye çalışıyor hem de yükseltiyor. Yani Afrika Arabistan plakası Avrasya plakasının altına saplanmış, onu yükseltiyor. Daha doğuda biraz da böyle momentik bir hareketle gelen Hindistan da aynı şeyi yapmaktadır. Ki Avrasya buna karşı direnmektedir, yükselmektedir. Himalaya dağları, Alp-Himalaya dağ kıvrımları bu sayede oluşmuştur. Anadolu yükselmiştir. Eskiden deniz dibiyken artık günümüzde bir kara halini almıştır. Dolayısıyla benzerlerini gördüğünüz deniz canlılarının fosilleri az önce ismini söylediğim dağ silsilelerinde her tarafta bunları bulmak mümkündür. Yani açık hava müzesi demek için biraz ihtiyat lazım ama bulduğum şeyleri alır getiririm. Sizin gibi dostlara böyle gösteririm. Aslında bunların keşke olsaydı da Kocaköy'de böyle hem paleontolojik hem arkeolojik hem jeolojik hem de etnografik malzemelerin sergilenebileceği bir yer olsaydı, bunların muhafazası mümkün olsaydı çok daha iyi olurdu. Hayvanın vücudu olduğu gibi korunmuş. Birkaç milyon sene önce, belki de birkaç yüz milyon sene önce bu Kocaköy'ün zeminini teşkil ettiği Tethys Denizi'nde yaşayan bir canlıydı. Ve bu istiridyelerin içinde oluşmuş inciler bunlar. İnci istiridyelerin içine bir toz filan girerse onun etrafında bizim sedef dediğimiz malzemenin birikerek onu zararsız hale getirmesi yoluyla elde edilen varlıklar. Bu bir deniz kabuklusu hayvan. Bunlar da bitki. Aynı kayada fosilleşmiş. Nesi fosildir? Ama neyin fosilidir diye sorarsanız bunu